Ben bunlarla oynamam abi. 180 dolarmış tanesi. Merhaba arkadaşlar. Bugün Avrupa şampiyonu Vakıfbank spor kulübü oyuncuları beraberiz. Gizem, Cansu ve Ayça'yla. Kısa bir sohbetimiz olacak. Sonra atışlarımızı tekrarlamalarını isteyeceğiz. Amca, 35'ine gelmiş hala top atlaşacak. Vurdu ya. Resmen vurdu. Ben de Ersin'e vurayım. Kim oluyor? Ne demişsin? Gizem bir libero oyuncusu. Gizem, voleybolda libero nasıl? Libero olmak? Valla vakıfa gelene kadar beni çok zorlayan bir şey değildi açıkçası. Vakıfta libero olmak ayrı bir gerçekten olaymış. Buradaki diğer Cansu ve Ayça arkadaşım da burada liberoluğu tatmış kişiler olarak onlar da çok iyi bilir ne demek istediğimi. Niye zor? Stresi de baskısı da daha fazla çünkü olaya şey olarak bakılıyor hani biz smaçörün yapacak çok işi var. Atak yapmak, servis atmak, servis karşılamak, blok yapmak ve daha fazla efor sarf ediyorlar. Mesela bir libero'dan sürekli enerjik olması bekleniyor Vakıfbank'ta oynuyorsun eğer. İyi defans yaptı. Yeter, çok iyi defans yaptı. Ya görüyorsun ya. Ersin kendini arkadaş buldu. Ve zaten yaptığın iki tane iş var. Servis karşılamak ve defans yapmak. Bunları yapamadığın zaman daha çok göze batıyormuşsun gibi hissediyorsun. Sonuçta bir smaçör smaç vuramazsa servis atar, manşet alır. Bizim öyle bir imkanımız yok. Libero niye farklı renkli yer? Onu ben bilmiyorum açıkçası. Bir modası galiba. Bir moda var orada. Aynen. Biz arkaya geldiğimizde değiştiğimiz için orta oyuncuyla hani belli olsun diye. Çünkü sürekli oyun akışında evet, değiştiğimiz. Oyun akışını sürekli Evet. Neye üzülüyorum biliyor musun? Bütün topları buraya getirdiğimize üzülüyorum. Şimdi Cenk'in kafasında bir top olacak. Ve Cansu servis atışıyla Cenk'in kafasındaki... Servis değil, direkt smaç vuracak. Oo! Servis ne ya? Evet, servis ne ya? Smaç vuracak. Oradan nasıl vuracağım kafandaki topu? Evet. Hem sert ol. Hastane var çok iyi. Bana güveniyor musun? Oo! Böyle olmaz. Böyle olmaz. Teşekkür ederim. Bana güvenmelisin. ...5-4 oldu, yenildim ben. İyi oldu. Oo. Pek iyi oldu, pek de güzel oldu. Hadi yaz, skor yap. Pasör. Yiğit'cim, bak arkada ne yazıyor. Ops. Kaybettim. Scoreboard'da göreceksiniz ki fauller var. Faullerde benim ona attığım toplar.
sana özür dilerim. Özür dilerim. Hadi daha bavul hazırlayacağım. Japonya bavulu mu hazırlayacağım? Japonya değil mi? Yoksa. Ama go buraya. Aa, çok kibar attın ama. Aa, başladı tamam. Şey. Yani, yavaş yavaş ısınma bunlar. Şöyle bir durum var. Kafasına, omzuna, karnına. Her yerine. Ben biraz önce kıvrandırdım. Denk geliyor. Ya Cenk düzgün at, düzgün ayarlıyorum ama. Yakışıksız bir tabir var. Kız gibi vurmak. Çok seksist bir yaklaşım. Evet. Hiç kabul etmiyoruz. Hiç kabul etmiyoruz. Biz de kabul etmiyoruz. Bunu sizin zaten kırdığınızı düşünürüz. Avrupa şampiyonu bir takımın oyuncularından bahsediyoruz. Ortalama bir vuruşunuz kaç kilometre hızla gidiyor? Yaklaşık olarak. Çok 100 plus. Evet. Peki. Bu atışları Cenk karşılayabileceğini düşünüyor. evet. Ben test hatta ettim, vallahi karşılıyor. Karşılıyor. Evet, süper. Komple vücudan. Çok seviniyorum. Önde Cenk var. Muhtemelen ilk top Cenk'e gelecek. Çok seviniyorum. İnşallah ölür. Atmak istemem be. Ya niye atayım? Sakin ol. Çok hızlı geliyor. İyi ki denk gelmiyor ama. Çok hızlı. Cenk kaçıyor. Sana bir bayan diyor ki kaçma, kaçma. Tamam, kaçmayacağım. Takım bu hafta Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılıyor. Kendilerine başarılar diliyoruz. Ve tabii ki dünya şampiyonu olacaklarına inanıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben emin oldum. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Cenk çok şımardı ama her seferinde suratına topu yedi. Bütün intikamımı aldım. Avrupa şampiyonu bir takımla beraberdik. Takım bu hafta Dünya Kulüpler Şampiyonası'na gidiyor. Onlara başarılar diliyoruz. İnanıyoruz ki dünya şampiyonu olup gelecekler Türkiye'ye. Onları desteklemeyi unutmayın. Sayfamızı takip etmeyi ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın.